Bu sefer kararlısın he? Kilo vereceksen. Vallahi çabalıyorum abi. Bu abur cubur makineleri var ya, onların kalktığı falan iyi oldu. Benim elim durmuyor çünkü. Yemekhanede de zaten bol bol sebze meyve var artık. Senin Süreyya bugün yoktur. Şu an pik burada abi. Bak yemek yiyor. Aa, sana ne göstereceğim? Bizim bahçedeki kediyle Lali'nin bir videosunu çektim abi. Pişiğin adı neydi? Yani kedinin adı neydi? Kamil. Andaç, sen isim konusunda yaman değişiksen. Ne hissediyorsam o abi. Bak şu videoyu bir bulayım göstereceğim sana. Gerek yoktur, gerek yoktur. Tahmin edebilirim. Sen niye baba olmadın abi? Senden çok iyi baba olurdu. Hayır, olmazdı. Sen beni boş ver. Ben Kuzey'in ilaç bırakma tedavisine çalışırım. Evvelce yoğun bir detoks programıyla başlayacak. Uyarıcı ilaçlar bu gece sisteminden çıkar. Ama psikoaktif olanları kademeli bıraktırmak lazımdır. Ne sen öyle düşünmüşsen? Yok, öyle düşünürüm abi. Sen de tam baba suratı var ha. Andaç, kurban olurum. Abi, bir şey demiyorum ki sana. Senin suratın diyorum. Bak, çok müsait. Ben ne diyeyim? Bir şey demek istemiyorum. Barış, gel. Barış, bir bakar mısın? Ali Aydar hocamın suratına bir bak. Baba suratı yok mu aynı? Andaç, rica ederim. Ha, tam babacan ya. Babiş. Babiş. Arkadaşlar, Kuzey'in annesinin size konuşması lazım. Aa, merhaba, nasılsınız? Kuzey'in durumuna haber vermek için okulunu aradım. Tüm ilaçlarını bıraktırmayı düşündüğünüzü söyleyince... Evet. Eğer ilaçlarını bırakırsa okulla ilişiğini keseceklermiş. Nasıl yani? Okuldan atacaklar benim çocuğumu. Benim oğlum canavar değil ki. Ne yapacağız şimdi hocam? Kuzey Türkiye'nin en iyi okullarından birine ihtiyaç bursuyla girmiş. Yazık uşak. Babası ölene kadar da çok başarılıymış. Şimdi biz ilaçlarını kestiğimiz için okuldan gönderilmesi, alıştığı düzenin bozulması falan onun için hiç iyi olmaz Barış. Üstelik bu ilaçlar uşağı sadece fiziksel zarar vermiyor. Uzun sürede yan tesirler de bilinmiyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi ben bu çocuğa ulaşabilirim Barış. Davranış terapisiyle konuşarak sorunlarını çözebilirim ama bu kadar ilaçla mümkün değil. Gerçekten Kuzey'e yardım edebileceğine inanıyor musun? Kesinlikle. Sen Ali Aydar hocam ilaçları güvenli bir şekilde kesebilecek misin? Evet, kesecek. Hocam hızlı hızlı sorduğu için çat çat cevap vermemiz lazım. Kesebilir misin hocam? Evet, kesecek. Sor, bir daha sor. Elbette ki kesebilirim. Hocam neden bağırıyorsun? Ritmimi pozdunuz. Devamlı hızlı hızlı yürüyünüz. Tamam, risk alalım. Madem Kuzey için en doğrusunun bu olduğuna inanıyorsunuz, ben arkanızdayım. Eğer okuldan ilaçlar yüzünden atılırsa biz de dava açarız. İnmiyor musun abi? Andaç, bizim burada ne işimiz var? Dedektif miyiz biz? Advokat mıyız? Hekimik ya, hekimik. Şu an mı girdin bunun sorgulamasına gerçekten abi? Ne bileyim Andaç, Ebru da ile olmaz falan deyince. Ya mektep müdürü ters bir söz değerse? Biz ikna ederiz abi, hadi merak etme sen. Lütfen. Rica ederim. Hoş geldiniz. Kuzeyciğim hoş geldin. Nasılsın bakalım? İyi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Andaç Bey. Evet. Merhaba. Ali Haydar Bey. Kuzeyciğim, annemin şimdi biraz işi var. Biz oyun odasına gidelim mi birlikte? Hem yeni arabalar geldi. Çok beğeneceksin. Oynamak ister misin?
Kuzeyciğim. Hadi anneciğim, üzme öğretmeni, tamam mı? Ben buradayım, merak etme. Müdür Bey'le konuşacağım, tamam mı? Kuzeyciğim, hadi. Hadi bakalım gidelim. Buyurun, müdürün odası bu tarafta. Gönderdiğiniz tedavi dosyasını okudum. Sanırım Kuzey'e bu detoksu uygulamak istiyorsunuz. Kuzey daha 10 yaşındaydı. Bu yaşta 4 farklı ilaç kullanır. Üstelik bu ilaçların zararlı yan tesirleri de olabilir. Asıl önemli olan müdür bey, bu ilaçların hiçbiri Kuzey'in asıl sorununu çözmeye yetmiyor. Neymiş Kuzey'in asıl sorunu? Bilmirik. İstediğimiz detoksu yapıp konuşma terapisine geçmeden de maalesef anlayabilmedik. Fakat Kuzey'in... Bakın, bilirik ki terapi uzundur. Titiz bir süreçtir. Onun yerine uşağa ilaçları vermek çok daha kolaydır. Ama o zaman sadece semptomu tedavi edebilirik. Esil hastalığı yok. Hocam pardon, siz bizi neyle itham ediyorsunuz? Kuzey ilaçlarını biz yazmadık ki, doktora yazdı. Beni yanlış anladınız. Maksedimiz sizi suçlamak değil. Hocam ben sizi gayet iyi anlıyorum. Burada yüzlerce çocukla ilgileniyorsunuz. Sizin işiniz çok zor. O halde... Bakın, Kuzey'i biz de en az sizin kadar çok seviyoruz. Ama ilaçları doktor tarafından yazılmış. Dolayısıyla ya ilaçlarını kullanır... ya da ben yönetime uyum bozukluğu raporunu yazmak zorunda kalırım. Necati... Yapmayın Allah aşkına. Yaşadıklarımızı siz biliyorsunuz. Bakın, küçük uşakları ilaç bakımlısı halına getiren bir sistem vardır. Uşaklarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığı arasında seçim etmemeliyiz. Reçeteli ilaçları eğer gerekirse elbette ki bizler de destekleyerek. Biz tip doktoruyuk. Fakat Kuzey'in hansı ilacı, ne için aldığı bile karışmış. İlaç detoksuna ihtiyacı vardır. Lütfen bunu düşünün.